Şu işin aslını bana anlatsana Zeynep. Ya biz Murat'la otururken bu geldi. Biz git filan dedik. O sırada abim gelmiş. Tamer de gitti. Gerçekten aramızda bir şey yok. Ne olabilir ki? Ama abim beni dinlemiyor bile. Siz söyleyin. Gerçekten Dilara abla, aynen öyle oldu. Ya lütfen, niye kimse bana inanmıyor? Bilmem. İnsana pek güven telkin etmiyorsun. Dicle! Bulun şunu. Gelsin çocuğu alsın. Masaya oturun, bekleyin. Söyleyin servise başlasınlar. Ay, bozacak. Çık oradan, çık. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, annenin yanına. Ben sana arkada oyna demedim mi? Yine çocuğun olacak evladım. Hem de sevdiğin kadından. Aslan gibi bir oğlun olacak. Bana bak. Bugün olanlarda Zeynep'in bir suçu yok. Çok iyi biliyorum. Çocuk onun üstüne düşüyor. Aklı sıra bize meydan okuyacak. Bunlar da zaten oraya gelir gelmez kovalamışlar. Zeynep'i boşu boşuna kırdın. Karını da boş yere hırpaladın. Yapma. Hadi gel masaya. Aç değilim. Siz yiyin. Masaya dedim. Bir daha söylemeyeceğim. Ne oluyor herkese böyle? Bu evde ağız tadıyla bir akşam yemeği yenmeyecek mi? Başımıza düşmanlarımıza yüzünden gelenler yetmedi. Şimdi birbirimizi mi yiyeceğiz? Herkes masaya hadi. Bahar, hemen masaya gel. Bahar! Sana söylüyorum. Hepinizin tek tek ayağına gelemem. Hala servis niye yapılmıyor? Kızlar yemeği getirin. Çabuk! Oturun hadi. Dikilmeyin, oturun. Sofraya küsmek de neyin nesi? Eski köye yeni icatlar çıkartmayın. Kusura bakma yavrum. Sen de bizim bir oğlumuzsun. Emi yavrum. Yok Sümbül teyze, bakmam. Annem de evde durmadan bağırır zaten, alışkınım. İnsan bir süre sonra duymuyor zaten. Aa. Zeliş nerede? Hayriye, kız mutfakta mı? Biraz önce oradaydı ama yok oldu. Zeliha? Ben de yukarı bakayım. Bulundu mu? Bahçedeymiş. Oh. Niye gelmiyorlar? Çok acıktın galiba Bahar. Öğle yemeği yemedim de açlıktan ölüyorum. Allah Allah. Ne oldu bunlara? Zeliş. Zeliş. Gel kızım.
Gel korkma. Ne oluyorsunuz ayol? Aa. Zeliha, bir şey yok güzelim. Gel annene. Gel kızım, gel. Gel tatlım, gel. Bebeğim. İşe bak. Zeynep, acık dursana. Ne oldu? Yavrum, tatlım, anneannesinin güzeli. Salih'ten haberin var mı? Yok, ne oldu ki? Bu saat oldu, hala yok. Belki nereye gitti biliyorsundur dedim. Meral'ledir, merak etme, oraya gidecekti. Kızın anası babası bu saate kadar sokakta kovar mı? Vallahi bilemeyeceğim. Burada normal bir kızdan değil, Meral'den bahsediyoruz. Her şey mümkün. Vallahi dikkatli olun. Ne diyor, neredeymiş? Meral'ledir diyor. Bu senin oğlun anlaşıldı. Zengin kız meraklısı. Birinden birini hamile bırakmadan rahat etmeyecek. Yarın onu bağ evine inşaatın başına götüreceğim. Hiç suratıma bakma. Dandini dandini danadan başlasın yaradan. Bir küçümen de anneden olmuş maral balaban. Hu 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 hu. Dandini dandini danadan başlasın yaradan. Bir küçümen de anne. Çocukları korkuttukları zaman büyükler ne kadar da paniğe kapılıyor. Halbuki bence çocuklara, hele de kızlara önce korkuya dayanıklı olmayı öğretmek gerek. Aslında küçükken ne kadar çok korkarlarsa o kadar iyi. Büyüdükleri zaman korkak olmazlar böylece. Hadi bakalım. Yesin de kocaman olsun paşa oğlum benim. Hadi çabuk çabuk ye de çık kapının önünde oyna ha? Ne oldu abla, geldi mi oğlan? Geldi. Neredeymiş? Ne bileyim neredeymiş? Ablacığım, sana karşı bilmeden bir kabahat mı işledim ha? Yok canım, ne kabahat işleyeceksin. Benim canım oğlana sıkıldı. Sen bana aldırma. Ne oldu? Babası fena mı davrandı geç kaldı diye? Şimdi Zeynep'in arkadaşı Meral'le gezmeye başlamış. Babası tutturdu bağ evine inşaata koyacağım diye. Bugün götürüyor. Aa, vah vah. Ne yapar oğlan o ıssız yerde bir başına? Borçları ödeme zamanı geldi Dicle abla. Senelerdir konakta yan gelip yattık. Şimdi bir işe yaramak için fırsat çıktı işte. Otur kahvaltı et ha. Dur bakalım. Her işte bir hayır vardır. Salih, bağ evine gidiyormuşsun. Sayende Zeynep'ciğim. Babama Meral'le olduğumu yumurtlamışsın. Öyle mi? Farkında değilim. Gel bakayım sen. Gel. Otur şöyle. Otur. Ha? Güzelce karşılıklı bir veda kahvaltısı edin bakalım. Kim bilir bir daha ne zaman görüşürsünüz. Yürü hadi. Zeynep, tavadaki pişince indiriverirsin tabakları. Hı. Meral'le aranda bir şey var mı? Var. Meral'le aramda sen varsın. Bütün gün senin hakkında konuşuyoruz. O da sabırla beni dinliyor. Senin Tamer'le aranda bir şey var mı? Yok. Seni görmeye gelirim. Buyurun, beklerim. Orada ne yapacaksın tek başına? Anılarımı yazacağım.
İsimleri değiştir bari. Tamam. Senin ismin Gülcan olsun. Tamam. Seninki de Nusret. Of, bu koku ne kız? Ne yaktınız öyle? Dumana bakılırsa ateş bacayı sardı gene galiba. Ne yapıyorsun öyle? Nasıl? İşte böyle. Kalkayım mı kalkmayayım mı onu düşünüyorum. Bu düşünülecek bir şey değil ki. İnsan sabah olunca kalkar. Bak benim gibi. Hop gördün mü? Dün gece iyi ki hemen odaya gelmemişim. İyi ki. Bu gece sizi yemeğe davet edebilir miyim? Aa çok iyi fikir. Nereye? Yamana da söyleyeyim de gece program yapmasın. Gel buraya. Ay! Kemikler kırılmadığı sürece bir miktar dövmek yasak değilmiş. Ya bırak. Sen kaşındın ne yapalım? Dün bana çektirdiklerini yanına mı bırakacağım sandın? Hayatta en uyuz olduğum şey senin gibi kıskanç adamlardır. Sebep olma sen de. İnadına yapıyorsun. Yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sen delisin. Bu halin beni çok üzüyor. Tamam bırak bırak. Gel. Hadi oğlum, bağ evi sana emanet. Adamlardan gözünü ayırma. Yamuk yumuk iş yapmasınlar. Bekir, yoldan iyice nevale temin edin. Orada bir şey bulunmaz. Ben her gün dolaşacağım zaten Sümbül anne. Bir şeyler eksik olmaz. Merak etme sen. Herkese iyi günler. Güle güle Salih. Güle güle, bir şey istersen ara. Puanlar gelince beni ara olur mu? Eğer internete girip öğrenirsen hemen haber ver. Tamam. Hadi hadi o gün gelsin kolay. Bir haber veren çıkar. Senden saklamayız merak etme. Merak etme. Çok iyi puan alacağız. Tabii alacaksınız. İkiniz de en iyi üniversitelere gireceksiniz. Hadi artık bunu düşünmeyin. Tatilinizin tadını çıkartın. Sen de orada iyice dinlen Salihciğim. Bugünleri çok arayacaksın dersler başlayınca. Beklemek sinirinizi bozdu sizin. Dur bakalım kahvaltına et. Öyle işler bize gelmez oğlum. Ben kendime meyhaneci dedirtmem. Ya dayı bırak bunları. Barla meyhanenin ne ilgisi var? Barda dikilip içkini içip müziğini dinlersin. Biz dağdan indik ya. Hiç bar görmedik çünkü. Olmaz dedim. İş yapacaksan git iki tane galeri var. Geç başına senin olsun. Tabii. Arabalara da bayılıyor zaten. Ne güzel iş. Onun bayıldığı araba satmak değil almak. Ya konuyu dağıtmayın.
Ben Münih'teki bir kulübün burada aynısını açacağım. Dünya kadar turist geliyor. Kendi ülkeleri ayarında bir şey olacak. Para basarız, para. Ankara'dan, İstanbul'dan bile gelen olmazsa ne olayım? Aman oğlum, anlamadığın işe girilir mi hiç? Para basacaksan galeride bas. Gecen gündüzün belli olsun. Akşam çek kapını eve gel. Barda pavyonda hayat çekilir mi hiç? Sabaha kadar zan zan zan, sarhoş ayrı, kavgası ayrı. Hiç akıl yok mu sende? Kulüpler artık öyle değil. Pavyon açmıyorum, kulüp açıyorum. Allah Allah ya. Aç. Sana mani olan mı var? Biz de gelir bir içki içeriz. Demek başka yatırımcı bulmam gerekecek. Öyle gerekecek herhalde. Bana bak Tamer. Abuk sabuk bir şey yapma, gebertirim vallahi bak. Ali şuna bir şey söyle. Ortalığa saçılıp insanı rezil etmesin. Buna kim para verir be? Zengin bir kız alırsa bilmem. O başka. Belki Karadağlar bu müthiş projenle ilgilenir abi ha? Kızlarını kıracak değiller ya. Hangi kızmış bu? Zeynep'in kardeşi mi? Evet dayı. Abimin son takıntısı. Güzel Zeynep Karadağ. Tamer, ne diyor bu Hakan? Ya yok bir şey, konuşuyor işte. Kader, geçen de lafı geçti. Bizi işletiyordur diye bu serseri ciddiye almadım. Bu işin esası var mı? Kendi desin, ben bilmem. Manyak mısın sen be? Sana koklatırlar mı o kızı? Artık kızlar kendilerini koklatıp koklatmayacaklarını ailelerine sormuyorlar dayı. Zeynep Hanım da koklatmaktan yana. Abime İstanbul'da bile randevu verdi. Niyetim çok ciddi dayı. Ben de sizinle bunu konuşacaktım. Hayatımda hiçbir kızı bu kadar... Beni o sümbürle dünür yapacak adam daha anasından doğmadı. Seni vururum Tamer. Hem de öyle bir yerinden vururum ki... değil Zeynep'i almak... hiçbir kızın 10 metre yanına yaklaşamazsın bir daha. Yapar. Peki gelsin. Ya ağam rahatsız ettim. Ne oldu Bekir? Şey ağam, avukat bey aradı. Usame bin Haydar çıkıyormuş. Ne yapacağız? Vallahi bana lazım demesen ben yapacağımı biliyorum da. Artık eve alamayız. Yok. Bağ evine gitsin. He, benim oğlan arkadaşlık ederim. Onu niye yolladın oraya? Kızlar rahat bırakmıyor ağam. Başımıza iş alacağız. Yani haşa sözün meclisten dışarı... Meral diye bir kızla düşüp kalkmaya başlamış. Dün gece eve 2'de geldi ağam. Ya genç çocuk, ne var bunda? Sen Meral'i biliyor musun ağam? Evet biliyorum. Zeynep'in arkadaşı. Hasan'ın kızı. Ne güzel kız işte, ne var bunda? Ya davul bile dengi dengine ağam. Olacak şey mi? O kız kim? Bizim çulsuz kim? Sen de şimdi... Ağam, Dicle'yi de mi bağ evine sevk edeceğiz bu durumda? Dicle isterse gitsin. Ama Rıza konakta kalacak. Hadi tamam. Çıkınca önce ben bir göreyim Haydar'ı. Hoş geldin. Ya çok büyük bir sorunumuz var. Karısı iç mimarımızı boşuyormuş. Adam apar topar İstanbul'a gitti. Hoppala. Bu kadınlara arkanı dönmeye gelmiyor ha. Alt tarafı 2 ay ayrı kaldılar. Bu ne ya? Şimdiki kadınlara öyle abi. Kadın kocasını dizinin dibinde istiyor. İyi. Bu durumda bizim hanım bitirecek işi. Burayı dünyanın en güzel oteli yapacağım. Zaten o çocuğa uyuz olmuştum. Evet, yetkilerin neler? Ne kadar alacağım? Yok bir de ortağımın karısına para ödeyecektim ha? Havanı alırsın o zaman. Gidelim hayatım. Aa, tamam tamam. Anlaşırız. Peki nereye? Bak, daha mesai bitmedi. Randevumuz var. Bugünlük hanımefendiyi kaçırıyorum orada. İdare edeceksin artık. Oho, yani ilk günden olmuyor. Ne oldu?
Resepsiyonun çizimlerini düzeltecektin hani. Hayır, marangoz bekliyor. Sabah ilk işim bu olacak patron. Merak etme. Gidelim. Uzatma oğlum ya. Allah Allah. Tamam. Ben de yeni bir iş mimar bakıyorum. Sizin ipiniz de kuyuya inilmez. Hayır Yaman, böyle bir şey yapmayacaksın. Oğlanın durumu vahim. Elinden gelse gece de bırakmayacak seni. Seymen. Beni gerçekten evime getirmişsin. Düşünsene, biz New York'ta karşılaşmasaydık ben evimin burada olduğunu hiçbir zaman bilmeyecektim. Buraya yalnız başına gelseydin gene burası evin gibi olur muydu acaba? Ya senin de rolün yabana atılamaz tabii yani. Demek öyle. Bazen senin göğsünde uyandığım zaman önce şaşırıyorum. Sonra deli gibi seviniyorum. Sonra hemen seni uyandırıp yüzünü görmek istiyorum. Hemen gülmeye başlayalım, saçma sapan konuşalım, kahvaltı edelim, kavga edelim, planlar yapalım istiyorum. Ha bak mesela tanıştığımız andan beri seninle birlikteyken dakika dakika ne yaptığımızı, ne konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ben senin yanımda değilken de ne yaptığını, ne konuştuğunu dakika dakika hatırlıyorum. Hmm. Doğru, ona ne şüphe. Rıza, gel oğlum. Oğlum. Bırak Dicle.
Ne haber Rüştü? Rıza. Ne oldu? Kalecilikten vaz mı geçtin? Kim çıkacak maça? Ben. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Kırmızı. Beyaz. Aferin. Kırmızı. Beyaz. Ne var Memon? Ağam izin isteyecektim. Acaba izin olursa? Niçin izin istiyorsun? Yahu söylesene. Bak bu biliyor. Kızım yardımcı olsana çocuğa. He sıkıldım ama he. Söyle Hayriye ile mi ilgili? Ha tamam. Evlenmek mi istiyorsun Hayriye ile? Yok. Yani istiyorum tabii de bugün değil. Bugün ne yapmak istiyorsun? Nişanlanmak? Yok. Sözlenmek? Ay ama ne istiyorsun? Gezelim diyecektim. Hayriye, ne gezmek istiyorsun demek? Ne maksatla? Birbirimizi tanıyalım babından. Konuşalım bir karara varalım. Vallahi annem ne der bilmem. Sümbül anneme lüzum yok. Ben istemiyorum. Aa niye istemiyorsun? Şöyle baş başa konuşursunuz. Öyle uzaktan olmaz bu işler. Mutfağa gelsin. Fatma ablam da orada. Herkesin gözü önünde konuşsun. Aman be Hayriye. Bırak bu cici kız havalarını. Şöyle bir güzel yemek yersiniz. Uzun uzun konuşursunuz. Korkma hiçbir şey olmaz. Tabii canım. Ne olacak gelin abla? Ne kötülük var bunda? Yani kafama takılan şeyler var. Bir konuşalım istiyorum. Bir kafede oturulur, konuşulur. Hafif birer içki alınır. Bak insanı nasıl rezil ediyor. Ne takılıyormuş kafana? Uzun ettiniz ama. Hadi gidin nereye gidecekseniz. Allah Allah. Bekir abi kızar ağam. Sen bir konuşsan. Ulan başlatma Bekir abinden şimdi. Gidin dedim. Kızım dikilmesene hadi. Beklesin azıcık. Şimdi geliyorum. Bu sefer tamam bu iş galiba. Ay çok iyi olur canım düğün istedi. Yaparız güzelim. Amanın topal, bak kim geliyor. Çıktın mı Haydar abi? He çıktık teyze kızı. Sen ne yaptın? Gel gel. Üst gelme. Bastığın yerde kal. Aman be Topal hapisten çıkmış oğlan. Geç Haydar abi geç bakma sen ona. Haydar kimmiş ben bilmem. Başka yere geçsin. Bak geliyor terlik ama. İyice gelgi takıllı oldu bu senin amcanda. Hele şuna bakın da ben bir çay getireyim sana. Tanımadın mı amca? Ben Haydar. Ha bildim. Salak Haydar. Yanlış konuşuyorsun amca. Yanlış konuşacak ne var? Kapıdaki iki itin lafıyla kendini yakan salak değildir de nedir? Ne bileyim amca. Hamzoğlu'nun adamları dedik girdik işe. Sen bana soracaktın bana. Ben sana kim kimin nesidir deyiverirdim. Cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsunuz. Ne olacak şimdi? Para lazım amca. Gideceğim buralarda. Seni bırakmazlar onlar. Mahkemede şahit diye tutarlar. Hoş. Kimi de tutup mahkemeye çıkaracaklar o da belli de. Olsun. Sittin seni göz önünden ayırmazlar seni. Al bir yeşinleri. Sağ ol. Sen bana azıcık para ver. Ben ne yapacağımı biliyorum. Param var bende be. Bu yedi bitirdi beni. Topal açtırma ağzımı gene. Neymişim bir söyle bakalım. Kuyumcu zengin ediyor. Yedi bitirdi beni. Her seferi için bir bilezik istiyor. Ahlaksız papaz seni. Çenen düştü gene senin. Git çıkar şu torbaya olana para getir. Çabuk. Çabuk git çıkar. Hadi gebertmeyeyim seni şurada. Yürü. Yürü dedim. Bak hala bakıyor. Yürüsene. Bana bak. İçeride her yeri delip geçik edeyim deme. Yerine iyice düşün de öyle kal. Hadi. Nasılsın?
İyi misin? Aman be Haydar abi, nasıl olacağım bu papazın elinde? Kendin ettin, kendin buldun kızım. Biz bir şey demedik. Paranın kokusunu alınca önlü sonlu düşünmüyorsunuz. İki ayda geberir gider dediler, ne bileyim. Kazık çaktı yere gelesice. Genç karıyı alınca gözü açıldı. Guduruk topal ne olacak? Allah kahretsin. Geçmiş olsun Haydar. Ya kusura bakma, erken salmışlar, karşılayamadık. Hadi herkes seni bekliyor. Al şunları Haydar abi, al. Yarın gidip yenisini alacağım, bak topal ona göre. Hadi bakalım, haşlığını da aldın. Öp amcanın elini de gidelim. Fener'in son maçını seyrettin mi? Aa, evet, gerçi iyi oynadılar ama şampiyonluğu Cimbom'un elinden kimse alamaz. Hoş geldin kızım. Oo. Günaydın. Hoş geldin Pınar. Hoş geldin. Nasılsın Zeliha? Çay içer misin kızım? Teşekkür ederim, içtim. Hadi gidip ders çalışalım. Hadi gel. Vay Hayriye, çok şıksın. Hadi çocuk kök saldı, koş. Hayrola kızım? İşi var anne, sonra anlatırım. Ben izin verdim. Zeynep, acık gözlüğünü versene. Ne olacak? Tanımak istemiyorum. Ay sanki peşinde paparaziler var. Al peki. Ay ne oluyor ayol? Memo'yla gezmek. Memo oturup konuşmak istiyormuş. Allah Allah. Konuşa konuşa bir hal oldular. Ama ortada bir şey yok. Ne güzel süslenmiş. Ama tanınmak istemiyor. Bu gece sen de biraz süsleneceksin Dilara Hanım. Nedenmiş o? Seymen Han bizi gezmeye götürüyor. Sen, ben, Yaman çocuklar. Tamam mı çocuklar? Dans edeceğiz. Nereden çıktı bu? Öyle. Yaman'la Murat birkaç gün sonra dönüyor. Gitmeden bir şeyler yapalım dedik. Nereye gideceğiz? Danslı bir yere. Aman çok gürültülü bir yer olmasın. Kafam kaldırmıyor. Zeliş'i kızlara mı bırakacağız? Aa, rica ederiz. Pınar gece kalır. Yedide hazır olun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle oğlum. Gülme. Kaynananla son dansları yaparsınız artık. Hazır mısın? Bakayım ne giydin. Biraz tutucu. Ama Dilara Hanım, makyajınızı artık değiştirin lütfen. Bu gözlerle bu makyaj yapılmaz. Anladık, yaslı bir dulsunuz ama yeter artık ya. Sen bir kadınsın. O nasıl bir şeydi hatırlamıyorum. Bu akşam hatırlamana yardımcı olacak biri var. Ben onun için çok yaşlıyım.
Bir kere Yaman'ın yaşı senden büyük. Hem o senin hakkında hiç de iyi şeyler düşünmüyor. Bana uyduruyorsun gibi geliyor. Bırak şimdi, itiraf et ama. Hoş çocuk değil mi? Çok. Bakalım. Sen bunu giyiyorsun. Sonra da makyajına biraz rötuş yapıyoruz. Şekerim, başta erkeklere biraz yardımcı olmak lazım değil mi ama? Sonra yine bildiğin gibi giyinirsin. Şahane. Sen nereden çıktın ya? Nereden çıkacağım? Hapisten çıktım. Bir süre burada ikamet edeceğim. Sürgüne geldik senin gibi. Ama merak etme, nevale sağlam. Ulan ne rakı içilir bu evde de be. Ne adamsın Haydar abi ya. Yine sıyırttın ha. Hayret bir şey yani. Dur bakalım, sıyırttık mı sıyırtmadık mı? Aman boşver. Bir yudum bir şey içelim de kafamız yerine gelsin. Vay be, şahane yermiş burası ya. Aa, olamaz. Anne, abla. Ne oldu size ya? Aman, bu da. Ne var işte, insan gibi giyindik. Hep sen mi süsleneceksin Zeynep Hanım? Çok hoş olmuşsun Dilara abla. Siz de öyle Sümbül teyze. Çok genç görünüyorsunuz. Hadi oradan. Ben gencim zaten. Oo, kadınlara bak Yaman. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum, dilim tutuldu. Seymen, makyajım çok mu fazla kaçmış? Ben makyaj falan göremiyorum. Bu doğal güzelliğiniz değil mi zaten? Esas güzellik burada. Hanımefendi. Çok güzelsiniz. Ben tamamım. Hoş geldin hayat. Hadi bakalım. Zeliş, canım. Görüşürüz. Ay 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 ay. En yakışıklısı bana kaldı. Gel bakalım. Tanıdın mı? Nerede ağam? Daha beter kafam karıştı. Yama bak, tepem atıyor artık. Annemi idare edinceye kadar aklı karıyı seçtim ya. Ama ağam çok fena, acayip bir kız. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Harikasın. Çok güzel çalıyorlar değil mi? Evet, çok hoş. Buraya hiç gelmedik. Güzel gelmiş. Çok eğlenceli bir gece olacak galiba. Galiba. Çok iyi bir gece değil mi? Baksana şuna.
Tez bir böcek ki bu. Çok emin değilim. İyi akşamlar. Nasıl oldun Seymen? İyi gördüm seni maşallah. İyiyiz çok şükür. Gördüğün gibi işte. Nasılsın gelin hanım? Çok mersi, iyiyim. Zeynep maşallah ne kadar büyümüşsün. Sen de iyisin inşallah Sümbül Hanım. Hiç değişmemişsin. İyi gördüm seni. Sağ ol Ali Bey. İyiyim. Zeliha nasıl? İyi mi? İyi çok şükür. Sizinkiler de iyi mi? İyiler. Biz de şuradayız. Kayseri'den misafirlerimiz var. Hadi bir hatırınızı sorayım dedim. Size afiyet olsun. Ne yeniyormuş burada? Hadi öldü karşılıktan. Hadi oturun hadi. Çabucak yiyelim. Erken gelecekleri filan tutar. Onların işi belli olmaz. Hadi gözün aydın. Seninki çıktı Dicle. Sağ ol. Ağam isterse Dicle de gitsin bu evine. Kocasının yanına dedi. Yarın Memo götürüversin seni. İsterse mi dedi? İsterse dedi. İstemem, sağ ol. Kız özlemedin mi kocanı? Bir görür gelirsin. Özlemedim. Ne özleyeceğim o boyu devrileseceği? Yarın beraber giderim Dicle. Ben de oğlanı alıp geleceğim zaten. Yok ya. Öyle bekle efendi. Ben oğlumu o eşkıyanın yanında koymam. Yeter, oturalım mı? Bakmıyor işte. Aa, kim bakmıyor? Ne diyorsun sen ya? Ama olmaz ki Yaman. Bu kadar hoş giyinmiş güzel bir hanımı nasıl dansa kaldırmazsın ya? Ah, tabii eğer isterse. Dilara ne dersin? Bilmem. Hadi bak ne güzel çalıyor. Şöyle kıyafetini bir karşıdan görelim. Bak. Yaramazlar sizi. Boşuna uğraşıyorsun. Bingül annemi kaldırsana. Bırakın beni. Ben sarhoş olmam. Olmam da olmam. Biz sana sarhoşsun demedik ki dayı. Ben... Tansiyonun çıktı galiba. Of dayı ya. Dur ben sana bir kahve yaptım. Bingül. Hemen bir kahve yap getir dayıma. Bırak. Ne oldunuz ayol? Ne oldu dayı sana ya? Seni hiç böyle görmemiştik. Masadan kalkıncaya kadar gayet normaldi. Arabada birden dağıldı. Eve zor getirdik. Yalan konuşma. Virajı alırken başım döndü. Eşek gibi araba kullanırsan öyle olur tabii. Ya dayı 30'la gidiyorduk. Ne kadar içti bu? Hiç ya. Koca masa bir büyüğü zor bitirdik. İçtiğinden değil. Başka şey çarptı bana kalırsa.
Karadağlar da oradaydı. Benim için o kadın hiçbir şey ifade etmez. Dilini keserim senin. Ben ona rastlayabilirim. Ama lisenin müdürü hanıma da rastlayabilirim. Anladın mı? Aynı şey. Siz yatın hadi. Sıcakta içince çarpar böyle. Hadi. Hadi dedim. Gül lan. Sümbül'ü mü gördün? Bilmiyorum. Ailecek oradaydılar. Görmüş olabilirim. Fark etmedim. Bir 20 yıl var demi görmediydin. 20 yıl önce Hacı Yorga Emmi'nin kızının düğününde karşılaştıydın da gene böyle olduydun. Bana ne be Sümbül'den? Elin Karadağlısı. Abi, kendine bari yalan konuşma artık. Bak, insanlıktan çıktın. İnsanlar bir iki sene kara sevda çekiyor da doktora koşuyor bu illetten kurtulmak için. Bak seninki 35 belki 40 sene oldu. İnkarın faydası yok. Geç aynanın karşısına, bak kendi suratına, yüz yüze konuş. Kendi kendineyken de bana ne diyebiliyor musun? Tamam o zaman, bir şey demem. Diyelim ki diyemiyorum. Faydası var mı? Var elbet. Sırtın ağrıyor mesela. 40 sene yerini bilmeden ağrım var diye dolanıyor mu insan? Doktora gidiyor. Şurası ağrıyor diyor. Şundan şundan diyorlar. Ağrını kesiyorlar. Önce nerenin ağrıdığını bileceksin, sonra onu söyleyeceksin. Ondan sonra çaresi de bakılacak. Bunun çaresi teneşir. Neden? Sümbül artık dul bir kadın. Hem maşallah daha dünkü taze gibi. Zaten içip içip delirmenden belli öyle oldu. Manyak manyak konuşma Kader. İnsanın aklını bulandırma boş yere. Öyle birden görünce bir tuhaf oldum işte. Büyütme. Sanki ilk defa sarhoş oluyoruz. Hadi sen yat. Ben de bir sigara içip yatacağım zaten. Sen bilirsin. Bir 30 sene daha yaşarsın böyle bir başına. Ne yapalım yani? Bir başımıza kalmayalım diye sürüp dağa mı kaldıralım torun torba sahibi kadını? Allah Allah ya. Ay bu erkek milleti. İş yapmaya gelince 7 kat yabancıyla can ciğer olur. 5 dakikada hısım çıkarsınız. Çeneniz düşer. Ama gel gör ki iş sevdiğiniz kadından 2 kelime konuşmaya gelince ölür ölür de dirilirsiniz. Hay çenen düştü senin de. Sevdiğim kadın madın kalmadı. O genç kendi. Hadi yata. Kafam şişti be. Yaman ne geldi? Bilmem ne geldi. Aç bakalım. Yaman bunlar ne? Bunlar duvar resimleri için malzemelerin. Gel bakalım. Otelimiz için bütün Kapadokya'yı tuvalet edeceksin. Şu duvara da çalışman için sana iskele kurduruyorum. Olamaz ya, sen müthişsin. Hadi başla başla, anca gidersin. Hadi hadi hadi.
Oğlum işi var herhalde, duymuyor. Hadi biz başlayalım, gelir. O da gelince yesin. Hadi otur. Kimse yemeğine el sürmesin. Yemek hep birlikte yenecek. Sandım. Ne yapıyorsun sen? Ay, saat kaç olmuş? Gece olmuş ya, dalmışım. Bak nasıl olmuş, resepsiyon için. Nereden çıktı bunlar? Yaman getirdi. Öylesine konuşmuştuk. Duvarlarda resimler olsun falan diye. Anında malzeme getirdi tabii. Buraya yapışıp gece gündüz gözünün önünde çalış diye. Seymen, ne diyorsun sen hayatım? Ben zaten burada çalışmıyor muyum? Artık çalışmıyorsun. Yürü eve. Millet iki saattir seni masada aç bekliyor. Resim yapmak için senden izin mi almam gerekiyor? Evet. Bu otel benim ve ben de duvar resmi falan istemiyorum. Tamam. Öyle mi? Güzel. Millet masada bekliyor dedim. İyi, bütün gece aç kalacaklar o zaman. Dışarı çıkana kadar burada bekleyin. Gelin abla kendini şantiyeye kilitlemiş. Bahar. Benim. Bahar. Bahar, aç kapıyı, benim. Bahar. Bahar, aç kapıyı.
Ne oldu Bahar? Bu ne hal? Konuşma. Bir şey sorma. Beni götür buradan. Nereye? Dur saçmalamasana. Nereye olursa. Çok uzağım. Gökyüzüne. Beni balona bindirir misin? Seymen'e de haber verelim. Birlik. Bana Seymen deme. Geliyor musun yalnız mı gidiyorsun?